здесь, Нелли. Eli! Nereye gitti bu kız? Nerede bu kız? Öyle ya da böyle öğreneceğim. Bu tarafta. Şimdi sıçtık ağzına. Bak bıçağı hadi. Onu sabit tut. Ha, siktir. Nereye geliyorsun? Bırak beni. Seni geberteceğim. Ne istiyorsun? Sen biraz bekle. Şimdi. Küçük kız hayatta mı? Hangi kız? Ben kız falan bilmiyorum. Siktir! Buraya odaklan, bana bak. Yoksa diz kapağını kopartacağım. Küçük kız. Kız hayatta. David'in yeni oyuncağı. Nerede? Kasabada. Şimdi hemen haritada işaretle. Dostunla aynı yere işaretleseniz iyi olur. İşaretle. İşaretledim. İnanmıyorsan gidip ona sor. Sor hadi. Onaylayacak. Gerçek bu. Gerçek. Siktir gitme. Adam sana söyledi ya işte. Sana hiçbir bok anlatmam. Sıkıntı yok. Ona inanıyorum. Hayır yapma. Hayır. Uyan hadi. Yürü. Bırak lan. Yeter. Durun.
seni uyardım. Hastayım ben. Hastayım ben. Hadi ya. Sen de hastasın. İşte kolumu sıyır. Baksana. Neymiş bir bakalım. Bir şey diyordun. Her şeyin bir nedeni var değil mi? Bu da ne lan böyle? Dönüşmüş olmalıydı. Gerçek olamaz. Bana bayağı gerçek gibi geldi. Silah sesleri duyduk. Hastalıklı. Ne? Çocuk kız hastalıklı ve kaçtı. Görüm çok kötü değil. Silahsız olanlar kollayın ve buradan hemen götürün. Biz de kızı bulacağız. Yürü. Asiktir ya. Artık yeter. Demin kesiyi açtı. Aylardır söylüyordum. Dediğini yaptık ve şimdi de adamlarımızın. Kız da. Şu mevzuyu hallettikten sonra toplantı yapalım. David'in liderliğini düşürürüz. Gördün mü? Buradasın biliyorum. Kızı görüyor musun? Kız burada değil. Şanlı çıkma şansın yok. Siktir, siktir, siktir! Ne tarafa, ne tarafa?
Zaten labirent gibi ya. Yapın birini ısırırsa. Sakin ol. Kimseyi ısırmadı. Ama ortada gerçekten de kötü bir durum var. Evet, ortada bir durum var. İcabına bakacağım. Şimdi dikkatini ver, kızı bulalım. Bir şey duydun mu? Oradan geldi. Kız bu tarafta! Silahının içinde! Nereye gideceğim? Neredeler? Resmen götüm doldu. Seni bulmak çok kolay. Bunu nasıl yaptın? Sorun değil. Kaçacak yerin yok. Gitmek istiyorsan gelip anahtarları alacaksın. Hasta olmadığını biliyorum. Hasta olan biri bu kadar hayat mücadelesi vermez. Anahtarları almayayım. Çok iyisin evlat. Ama hiç sorun yok. Beni devamlı şaşırtıyorsun. Keşke biraz söz dinleseydin. Ama artık çok geç. Pes edersen işini hemen bitireceğim. Söz veriyorum. Çık da bitirelim şu işi, ne dersin?
İşte buradasın. Atmayalım bunu. Hayır. Daha iyisini yaparsın. Hiçbir şey göremiyorum. Aramaya devam edin. Buradan geçecek olursa yakalayacağız. Sığınağı korumamız gerekiyor. Kasabada dolaşan bir hastalıklı var ama çıkışı koruyor. Bakın, çocuk çok tehlikeli. Her an her yerden çıkabilir. Herkes koşulup kulağını dört atsın. Thank you.
gidiyoruz. Kimsin lan sen? Nasıl ya? Ellin çantası niye burada? Bu da ne böyle? Ellie'yi bulmalıyım. Ellie'yi bulmam lazım. Siktir. Ellie. Gerçekten çok cesursun. Artık pes edebilirsin. Utanılacak bir şey yok. Demek öyle ha? Hala devam diyorsun. O zaman birazcık yalvar. Siktir git lan. Beni tanıdığını mı sanıyorsun, ha? İşin aslı ne biliyor musun? Yapabileceklerim konusunda hiçbir fikrin yok. Thank you.
Eli! Beni duymadın mı? Hayır. Ne? İşte. Hastane. Gideceğimiz yer orası. Hadi gel ufaklık. Esintiyi hissettin mi? Bu havalarda verandadaki sandalyeme oturup gitarımı çalardım. Şu mevzular bir bitsin, sana gitar çalmayı öğreteceğim. Bence gitar çalmaya bayılacaksın. Ne dersin, ha? Eli, sana diyorum. Ha? Ha. Tamam, evet, güzel olur. Geçen gece rüyamda uçuyordum. Hadi ya. Evet. Anlat, dinliyorum. Şey, insanlarla dolu bir uçaktaydım. Ve herkes durmadan bağırıp çağırıyordu çünkü uçak düşüyordu. Ben de kokpite gittim, kapıyı açtım, pilot yoktu. Ben de kullanmaya çalıştım ama uçak nasıl uçar bilmiyorum tabii. Ve çakılmak üzereyken uyandım. Daha önce hiç uçağa binmedim. Tuhaf değil mi? Rüyaların kendisi tuhaf. Garip değil mi? Başka bir şehir, boş bir karantina bölgesi daha. Ateş böceğinin bahsettiği hastane. Hadi evlat. Bu taraftan mı gitsek ha? Sen iyi misin? Evet, ben iyiyim. Şey, bugün fazla sessiz gibisin de. Ah, kusura bakma. Öylesine. Tamam. Şu merdiveni kullanabiliriz. Hadi bakalım. Eli. Eli. Ne var? Merdiven. Hadi gel. Peki.
yok artık. Hey. Ne oldu? Eli! Eli! Bunu görmen lazım. Ne oldu? Ne oluyor? Abi inanmıyorum ya. Hadi acele et. Merak etme, tamam. Ne yapıyorsun? Merak etme. Gel hadi, gel. Ne haber dostum? Acele et, hadi. Gel. Ne haber? Abi çok güzel ya. Aa, nereye gidiyor? Gelsene hadi, gidelim. Ne, hey, koşmana gerek yok. Gel hadi. Koş koş koş. Şaka gibi ya. Yok artık. Güzelliğe baksana. Her şey beklediğin gibi mi? İyi ve kötü yanları var. Ama manzara cidden efsane. Gitmek zorunda değiliz. Biliyorsun değil mi? Diğer seçenek ne? Tommy'nin yanına dönmek yani. Bence artık devam etmeyelim. Yaşadığımız bunca şey. Atlattığım badireler. Bir hiç uğruna olamaz. Bak, iyi niyetlisin biliyorum. Ama artık bu yoldan dönüş yok. İşimiz bitince istediğin yere gideriz. Tamam mı? Sen olmadan bir yere gitmem. Önce işimizi halledelim. Eli buna bayılır. Burası geçmişi hatırlattı. Nasıl yani? Salgının hemen sonrasındaydı. Böyle bir ilk yardım alanında uyandım. Tek gördüğün şey parçalanmış ailelerdi.
Bir anda bütün dünya alt üst olmuş gibiydi sanki. Sarayı kaybettikten sonra mı? Evet, o dönem. Ben sevdiğini böyle kaybetmeyi hayal edemiyorum. Her şeyi bir anda yitirmek. Başın sağ olsun Joel. Teşekkürler Eli. Tamam, burası iş görür. Evet, iyi görünüyor. Tamam, hadi bakalım. Gayet iş görür. Joel, sana bir şey vereceğim. İşte. Maria göstermişti ve Ben de çaldım. Umarım kızmazsın. Ne kadar çabalarsan çabala. Geçmişinden kaçamıyorsun. Sağ ol Eli.
Bu kez farklı olacak. Hissediyorum. Nasıl yani? Ateş böcekleri orada olacak. Eminim. Fazla. Hadi devam edelim. Oh.
benden ayrılma. Hepsi öldü. Galiba hepsi tamam. Evet, haklısın. Dayan ve hayatta kal. Tamam. Kutuyu aşağı atabilir misin? Tabii ki. Dikkatli ol. Su bayağı derin duruyor. Şimdi bitince bunu yapabiliriz. Neymiş o? Bana yüzme öğretebilirsin. Anlaştık. Diğer taraftayım. Tamam, bekle. Kenardan git. O taraf daha sığ. Bir tane daha. Tamam. Gel hadi. Tamam. Hadi aç şu kapıyı.
Bekle! Eli! Çekildim. Sen iyi misin? Evet. Birazcık şaşırttı. Şunlar bir geberse de kurtulsak artık. Tamam, bir bakalım. Pekala. Ne var bir bakalım. Bu iş görür. Kafaya dikkat. Baksana. İşte orada. Başardın. Tamam. Çık hadi.
Tamamdır. İşte çıktım. Dikkatli ol. Merak etme. Oraya atlayamam. Tamam. Çık hadi. Olur. Tamamdır. İşte çıktım. Dikkatli ol. Merak etme. Aptal merdiven duvardan koptu. Ne yapacağız? Bir şeyler ayarlayacağım. Akıllıca. Eyvah ya. Ben önden gideyim, sen de arkamdan gel. Tamam, arkandayım. Tamam. Atla hadi. Beni mi tutacaksın? Merak etme. Gördün mü? Bensiz bile atlardım. Artık gidelim mi lütfen?
yapıyorum. Nefes almıyor. Kaldırsana ulan ellerini. Hadi ya beyli. Joel, aramıza hoş geldin. Kusura bakma. Seni bilmiyorlardı. Ellie. Durumu iyi. Onu kurtardılar. Sen bunca yolu gelebildin. Bunu nasıl başardın? Kız başardı. Canını dişine taktı. Belki olması gerekiyordu. Gelene kadar ekibimin çoğu öldü. Neredeyse her şeyi kaybettim. Sonra da sen geldin ve nasıl olduysa onu vaktinde kurtardık. Belki olması gerekiyordu. Beni kıza götür. O kısım artık senden çıktı. Kızla ilgileneceğiz. Lütfen bak, onu görmem gerekiyor. Göremezsin. Şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Ameliyata mı hazırlıyorlar? Doktorların söylediğine göre kızdaki kordiseps mutasyon geçirmiş. Kız o yüzden bağışık. Kitleyi çıkardıkları zaman aşı üretmeyi başaracaklar. Aşı bulacağız. Beynine yayılmış durumda. Evet öyle. Başkasını bul. Başkası falan yok. Dinle, kız neredeyse... Bekle. Anlıyorum. Ama senin içinde bulunduğun durum benim yaşadıklarımın yanında kesinlikle hiç kalır. Doğduğundan beri tanıyorum onu. Annesine ona bakacağım diye söz verdim. O zaman niye hala ısrarcısın? Çünkü mevzu ben değilim. Kız da değil. Şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Peki. Tamam, sen kendini kandırmaya devam et. Onu buradan çıkar. Bir şeye kalkışırsa vur gitsin. Bu iyiliği sakın çöpe atma, Joel. Kalk. Sana kalk dedim. Hadi. Yürü. Yürüsene lan hadi. Kurşunu yersin. Nereden? Niye durdun lan? Devam et. Sana devam et. Ameliyathane nerede? İnan hiç vaktim yok. Nerede? Nerede? Bir üst kat, uçtaki oda. Siktir. Kaçakçı herif burada.
Ah siktir be. Ethan'ı öldürmüş. Oha! Şimdi... Kaçak herifi gördüm. Ver artık! Ödeyeceksin. Kaybetmeyin. Yıktırın onu. Taraftan dikkatli olun. Şakçı, herif burada. Yeter artık. Şimdi sen.
28 Nisan. Marlin haklıymış. Kızın hastalığı daha önce gördüklerime hiç benzemiyor. Bağışıklığının sebebi belirsiz. Önceki bütün durumlarda gördüğümüz gibi hastanın korsilepsinin antijenik titreleri hem serumda hem de beyin omurilik sıvısında yüksek seviyede kalıyor. Hastadan alınan kan kültürleri laboratuvardaki mantar ortamında korsileps oluşturuyor. Bununla beraber akyuvarların durumu yüzdesi ve mutlak sayıları da dahil tamamıyla normal. Proinflamatuar sitokinlerde bir yükselme yok. Ve beyin MR'ına göre limbik bölgelerde normalde enfeksiyonlu hastalarda saldırganlık belirtileriyle beraber başlayan mantarsal gelişim izi yok. Bunu laboratuvar ortamında çoğaltmanın bir yolunu bulmalıyız. İnsanlık tarihinde penisilinin keşfine denk bir dönüm noktası oluşturabiliriz. Sürekli başa döndüğümüz onca yıldan sonra eve dönmek üzereyiz. Fark yaratıp tekrar insanoğluna kaderinin kontrolünü sunmak üzereyiz. Feda ettiklerimiz bu uğurda kan akıtmış ve hatta daha kötü şeyler yaşamış insanların çektikleri boşa gitmemiş olacak. Saat 17.30. Tarih 28 Nisan. Baş cerrahla konuştum. Daha doğrusu tartıştım diyelim. Anlaşılan paraziti konağa zarar vermeden almanın hiçbir yolu yok. Süslü lafları geçelim. Bir çocuğu öldüreceğiz. Şimdi benden onay bekliyorlar. Yapılan testler de gitgide daha da zorlaşmaya başladı. Artık çok yoruldum. Takatim kalmadı. Şu iş bir an önce bitmeli. Öyle olsun. İşte orası. Hadi. Geliyorum Eli. Onu gördüm. Sakın çocuğu. Al sen. Ah!
Biraz zaman kazandırır. İnanmıyorum. Doktor? Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu. Kurtaracağımız hayatları düşün. Gel ufaklık. Gel hadi. Tuttum seni. Siktir. Kızı çocuk bölümüne götürüyorum. Hemen buraya gelin. Siktir. Bu tarafta. Seni buradan çıkaracağım. Gel hadi. Çıkışları tutun. Tuttum seni. Hadi. Olmaz ne tarafa? Sorun yok. Merak etme. Her şey. Artık olacağız. Kızı bırak hemen. Görüşelim onunla. Sakın yaklaşmayın. Hadi. Hey, hadi. Bekle. Onu kurtaramazsın. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takırdayanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabii. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Sen de biliyorsun. Dinle. Doğru olanı yapmak için geç değil. Hiçbir şey hissetmeyecek. Üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ateş böceklerini bulduk. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabii onlar da tedavi aramayı bırakmışlar. Şimdi eve gidiyoruz. Üzgünüm. Bekle. Bırak gideyim. Lütfen. Peşinden gelirsin.
ülkeye. Kalan yolu yürüyeceğiz. Buradan dümdüz gitsek çıkarız. Tamam. Manzara çok güzel değil mi? Evet. Tamam. Geçerken kafeye dikkat. Tamam, tuttum. Yaşlanmışım ha? Anlattığımı bilmiyorum ama Sera'yla böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence Sera'yı severdin. O da seni çok severdi. Bence de evet. İşte aşağıda. Fazla bir şey kalmadı. Hadi, gel buraya. Elini ver. Tamam, gel hadi. Bir dursana. Ben Boston'dayken... Isırıldığımda yani. Yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Ellie. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu bana değil ama... Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Peki.